Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle boni tarifimizin artık gövdesini öreceğiz. Bir önceki videoda kolunu ve bacaklarını örmüştük. Bacaklarından kastımız yani şu an gördüğünüz gibi ayak kısımlarını. Şimdi bu videoda iki ayaktan itibaren artık gövdemizi örmeye başlayacağız. Henüz başlamamış arkadaşlar varsa bir önceki videodan hemen ayaklarını ve kollarını örebilirler. Zamandan tasarruf yapmak adına hiç vakit kaybetmeyelim. İsterseniz hemen başlayalım. Bir önceki ayağımızı yani ilk ördüğümüz ayağımızdaki ipimizi kesmiştik ve saklamıştık. Diğer ayağımızdaki ipi kesmiyoruz arkadaşlar çünkü örmeye ve birleştirmeye bu ayaktan başlayacağız. Şu an bir sıra boyunca turuncuyla örmüştük en son. 15 ilmek daha örmemiz gerekiyor. Yani şu an 15 sık iğne yapacağız. 2 3 tane sık iğnemi ben ördüm. Bu videoda yer belirleyici kullanacağım. Sizlerin de kafanız karışmasın diye. Şöyle 3. ilmeğimin başına yer belirleyicimi taktım. Toplam 15 tane olacak şekilde sık iğnelem iğneleri yapmaya devam edelim. 2 4 5 şu an ben 5 yaptım. 15 olana kadar devam ediyorum. 13 14 ve 15 ilmeğimi de ördüm. Fark ettiyseniz 15 ilmek ayakkabının tam orta kısmına denk gelmiş oldu. Şimdi buradan arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz ve diğer ayağımıza bağlama yapacağız. Yani geçiş yapacağız. Geçerken herhangi bir yere batmayacağız arkadaşlar. En son şurada ipimizi e, bitirdiğimiz nokta yani sıramızın bittiği noktadan itibaren 5 tane ilmek atlayacağız. 1 2 3 4 5x atlayıp hemen 6.'ya yani şu şekilde 5 tane ilmek atlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimize batacağız. Batarken tabi sık iğne yapacağız. Şöyle yapalım. Heh, bu taraftan şöyle batıyorum. Ve bu şekilde sık iğne ile iki ayağı birbirine bağlamış olduk. Şimdi bir ayağın etrafında 20 tane ilmeğimiz vardı. Şu an biz bir tanesini yapmış olduk. 19 tane daha ilmeğimizi örerek bir bacağın etrafını dönmüş olacağız şu an iki tane oldu 3 4 5 18. 19 ve 20. ilmeğimi de örüyorum şu an. Evet. 20 tane sık iğne yaptık ve bir bacağımızın etrafını tamamen dönmüş olduk. Şimdi sıra geldi buradaki çektiğimiz zincirleri arkadaşlar. Hemen zincirin üstüne buradan geçiş yaparsak arada boşluk oluşacaktır. Biz bu boşluğun oluşmasını istemediğimiz için hemen şu gördüğünüz sık iğnenin dibine bu şekilde batıyoruz ve ipimizi alıp çıkıyoruz hemen bunu kapatmayacağız buradan ilk zincirimizin bize taraf bakan ki kısmına yani şöyle göstereyim zincirin bize taraf ki olan kanadına batıyoruz şu üç tane ilmeği aynı anda çekiyoruz ve bu çektiğimiz arada boşluk oluşmaması için yaptığımız bir ipucuydu bunu yaparken aslında zincirinde üstüne battığımız için ilk zincirin üstündeki sık iğneyi yapmış olduk. Toplam 3 tane zinciri var zaten. Bir tanesini hallettik. Hemen zincirin ikincisine batıyorum. Onun üzerine de hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi üçüncü zincirde sıra. Bu üçüncü zinciri de sık iğne yaparak halledeceğiz. Evet. Şu an 3 tane zincirimizin de üstündeki sık iğneleri halletmiş olduk. Buradan arkadaşlar bacağa geçiş yapacağız. Bacağa geçerken yapmamız gereken işlemi tekrarlamış olayım. Burada yaptığımız gibi bacak arasında herhangi bir boşluk oluşmaması adına önce sık iğnenin dibine batacağız. Şu şekilde yapılmış sık iğnenin dibine batıyoruz. Geri çıkıyoruz. Hemen bir yandaki ilmeğe batıyoruz ve bu üç tane ilmeği aynı anda kapatıyoruz. Bu bizim ilk sık iğnemiz olmuş oluyor. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dört ve beş. Beşi tekrar yapacağım. Evet. Bu bacak arasında boşluk kalmaması adına yaptığımız bir işlemdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk kalmadı. Eğer bunu yapmazsanız elyaflarınız o aradan gözükecektir. Bu da size küçük bir tüy olmuş olsun. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane bacağı birbirine bağlamış olduk. Tabi zincirlerin şu taraftakini, şu taraftaki kısmını halletmiş olduk. Bu taraftaki kısmını şimdiki başlayacağımız sırada yapmış olacağız. Şu an biz birleştirme işlemi ile birlikte ilk sıramızı örmüş olduk. Diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yani buradan itibaren sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne öreceğiz. bir tane arttıracağız. Şu an ikinciyi ördüm. 3. sık iğnemi yapıyorum. Ve bu da dördüncü. Hiç kafanızı karıştırmamak adına hemen dördüncü sık iğnemin başına gördüğünüz gibi yer belirleyicimi taktım. Peşine bir tane arttırma yapıyoruz sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttır yapacağız sıra sonunda arkadaşlar bir tane ilmeğimiz boşta kalacak bu bir tane ilmeğe de normal bir sık iğne yaparak sıra sonuna gelmiş olacağız tekrar göstermiş olayım 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptık. Peşine 1 tane arttırma yapıyoruz. Arttırma neydi? bir ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapmakta. Tekrar edelim. Şu en azından bacak arasını da göstereyim sizlere. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptık. Hemen arttırmamızı yapıyoruz. Bu arttırmalar sayesinde bacaklarımız daha da kalınlaşacak. Gördüğünüz gibi bombelikler oluşmaya başladı. dört tane sık iğneyi yaptık. Ve arttırmamızı da yapmıştık zaten. 1, 2, 3, dört tane sık iğne yaptık. bir tane arttırdık. Şimdi zincirin olduğu kısma denk geldik. Şurada 3 tane zincir vardı zaten. Bunların hemen bize taraf bakan yerlerindeki ilmeklerine sık iğne yapıyoruz ikinciyi yaptım şu an ben bu da üçüncü olacak şu şekilde batalım Evet üçüncü zincirimi de yaptım hemen yanındaki yere batarak dördüncüyü de yapıyorum dört tane sık iğne örmüş olduk hemen peşine bir tane arttırma yapacağım Evet bu şekilde arkadaşlar bacak arasında göstermiş oldum. Sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne bir tane arttır yapacağız. Sıra sonuna yani buradan devam edip geldiğimizde şurada bir tane ilmeğimiz boşta kalacak. Bu ilmeğe de bir tane sık iğne yapacağız ve sıra sonuna geleceğiz. Buraya kadar kontrollü bir şekilde devam edelim. Sonra kaldığımız yerden örmeye başlarız. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi düz bir şekilde örmüş oldum bacak arasında göstereyim bakın hiçbir şekilde boşluk yok şimdi diğer sıraya geçeceğiz bu sırada arkadaşlar buradaki tüm ilmeklerimize tek batarak düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz yani her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde burayı düz bir şekilde örelim daha sonra kaldığımız yerden de devam edelim Evet bir sıra boyunca düz bir şekilde ördüm gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş geliş, genişlemeye doğru başlıyor bacak kısımlarımız tabi elyaf ekleyince daha da şekil alacaktır Şimdi arkadaşlar eğer ki boni tarifinizde yani bu boni tarifinde e, turuncu atıyorum mesela beyaz turuncu beyaz yani böyle değişik renklerde örmek istiyorsanız eğer şimdi bu sırada renk geçişi yapabilirsiniz. Ama derseniz ki ben düz bir şekilde öreceğim. O zaman renk geçişine tabii ki gerek kalmayacaktır. Ona buradan açıklık getirmiş olayım. Belki hani e, turuncu veya farklı bir renk, farklı renklerde geçiş yaparak örmek isteyen arkadaşlar olursa buradan renk geçişini yaparak örmeye devam edebilirler. Eğer benim gibi renk geçişi yapmayacaksanız düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu sırada arkadaşlar 10 tane sık iğne öreceğiz peşine bir tane arttırma yapacağız. Şu an ikinci ilmeğimi tekrarlıyorum. Bu da üçüncü ilmeğim. Kafa karışıklığı olmasın. Üçüncü ilmeğimin başına hemen yer belirleyicimi taktım. Toplam 10 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10 10 tane sık iğneyi ördük. Hemen peşine bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırma aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapmaktı. Sıra sonuna kadar 10 ör 1 arttır yaparak sıra sonuna geleceğiz arkadaşlar. Buraya kadar, e göstermiş olduğum 10 sık iğne bir arttırı sıra sonuna kadar yinelemiş yani tekrarlamış olacağız. Sıra sonunda da kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sıra sonuna kadar 10 ör bir arttırımı yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş vücudumuz gelişmeye başlıyor. Yani genişlemeye başlıyor. Dardan genişe doğru. Buradaki ilmeğimizi arkadaşlar bu sırada buradaki ilmek sayımızı arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz. Ördükten sonra diğer sıraya geçiş yapacağız. Buraları zamandan tasarruf yapmak adına göstermiyorum. Düz bir şekilde öreceğiz zaten. Bu sırayı da tamamlayalım. Sonra arttırmalarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tatlılığı ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Fark ediyorsunuzdur sizde eğer benimle birlikte örüyorsanız. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız. Arttırmamız arkadaşlar 9 tane sık iğne olacak. Peşine bir tane arttırma yapacağız. Şu an 3. sık iğnemi örüyorum. Üçüncü ilmeğimin başına yer belirleyicimi taktım. Toplam 9 tane olacak şekilde düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğneyi düz bir şekilde yaptık. Hemen peşine bir tane arttırma yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz yani. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız arkadaşlar. Sonra diğer sırada renk geçişi yapmak isteyen arkadaşlar olursa orada renk geçişi yapacaklar. Burayı tamamlayalım. Daha sonra kaldığımız yerden örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. 9 tane ör bir tane arttır yapmıştık. Şu an bizim bu sıradaki toplam ilmek sayımız 66 olması gerekiyor. Sayıp kontrolünü yapabilirsiniz. Burada az evvel söylediğim gibi renk geçişi yaparak ören arkadaşlar var ise buradan itibaren renk geçişini yani diğer rengi geçiş yapabilirler. Eğer benimle birlikte düz bir şekilde örüyorsanız beni takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki 66 tane ilmeğimizi belli bir sıra düz örmemiz gerekiyor. Hani şu bombeliklerin artık oturması lazım. E, toplam 3 sıra yani 23, 24, 25. sıraları toplam 3 sıra buradaki 66 tane ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra yine belli yerlerde arttırmalar yaparak örmemize devam edeceğiz. Hadi bu üç sırayı da tamamlayalım. Daha sonra kaldığımız yerden hep birlikte örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra boyunca yani 1 2 3 sıra boyunca 66 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Sizler de fark ettiğiniz üzere arkadaşlar ben düz bir iple örüyorum. Yani e, renk geçişleri yapmıyorum. Tabii ki bu boyunca renk geçişleri yaparak örmek isteyen arkadaşlar olabilir diye onları da bilgilendirmek zorundayım. Mesela bu 3 sırayı örmeden evvel renk geçişi yapın demiştim. Şimdi 3 sırayı ördük. Eğer renk geçişi yaparak örüyorsanız şimdi bu sırada da renk geçişi yapmanız gerekiyor. Diğer renginize geçmeniz gerekiyor yani. Düz bir şekilde örüyorsanız sorun yok. Şu an benle birlikte devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, bu üç sırayı renk geçişi yapan arkadaşlar düz bir şekilde ördü Biz de ördük onlar e, başka bir rengi geçtiler Biz şimdi düz bir şekilde devam edeceğiz buradaki 66 tane ilmeğimizi iki sıra boyunca daha düz örmemiz gerekiyor arkadaşlar bunu az evvel niye toplu bir şekilde söylemedim? Kafa karışıklığı olmasın diye. Mesela 3 sıranın üstüne 2 sıra daha ekleyip toplam 5 sıra öründe diyebilirdim. Ama dediğim gibi bu oyuncağımızı renk geçişi yaparak ören arkadaşlar olacağı için yani illaki olacaktır. O yüzden onların kafası karışsın istemiyorum. Şu an biz bu 66 tane ilmeğimizi 2 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra yani 2 sıra sonra eksiltmelere başlayacağız. Buradaki 66 tane ilmeğimizi iki sıra boyunca daha örelim. Daha sonra diğer sıradan hep birlikte örmeye devam edelim. Evet, iki sıra boyunca daha 66 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örmüş olduk. Şu şekilde göstereyim. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. 27. sıradayız. 27. sırada 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Hemen 3. ilmeğimin başına yer belirleyicimi takıyorum. 4 5 6 ve 7. sık iğnemi yaptım. Fark ettiyseniz hemen yan tarafa denk gelmiş olduk. Burada birer bir tane eksiltme yapacağız. Ön ilmeklerden alarak eksiltmemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi şimdi buradan 31 tane sık iğne olana kadar düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra bir eksiltme daha yapacağız arkadaşlar burada. Kalan ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Şimdi bu eksiltme yaptıktan sonra 31 tane ilmeğimizi örelim. Düz bir şekilde öreceğiz. 1 2 3 31 olana kadar devam edelim. 29 30 ve 31. ilmeği de ördüm. Fark ettiyseniz yine yan tarafa denk gelmiş olduk. Burada bir tane eksiltme yapıyoruz. Ve buradan sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde öreceğiz. Sıra sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Burayı tamamlayalım zamandan tasarruf yapmak adına göstermeyeceğim. Zaten düz bir şekilde örmemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer sırayı da hatta isterseniz söyleyeyim. Burayı düz bir şekilde ördükten sonra renk geçişi yap, yapan arkadaşlar bir sonraki sıraya geçerken renk geçişi yapabilirler. Yaptıktan sonra buradaki bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra yani 29. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltme yapacağımız sıraya geçeceğiz. Yani 29. sıraya başlıyoruz. Bu sırada arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağız. Şu an ikinciyi ördüm. 3 4 5 Şuradan 5. ilmeğimizin başına da yer belirleyicimi takayım. Kafanız karışmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5. 6.yı örüyorum. Şurayı bir daha tekrarlamış olalım. 5.yı ördüm. 6 ve 7'yi de ördükten sonra 7 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapıyoruz ve yine fark ettiyseniz eksiltme yan tarafa denk gelmiş oldu. Bakın şu şekilde yan tarafa denk gelmiş oldu. Buradan diğer yan tarafa kadar arkadaşlar 30 tane sık iğnemiz var. Bu 30 tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Tıpkı bir önceki sırada yaptığımız gibi buradan buraya kadar 30 tane sık iğnemiz var. Bunları düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra bir tane eksiltme yapacağız. Eksiltme yaptıktan sonra sıra başına kadar kalan ilmekleri de düz bir şekilde öreceğiz. Artırma ve eksiltme yapmadan ve sonra bir sonraki sıraya yani 30. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 30. sırada da Buradaki kalan tüm ilmeklerimizi, yani bu sıradaki olan tüm ilmeklerimizi bir sıra boyunca düz öreceğiz. Yani şu an ben iki sıranın işlemini bir anda söylemiş oluyorum. Tekrar edeyim, 7 tane sık iğne ördük, bir tane eksiltme yaptık. Buradan şuraya kadar 30 tane ilmeği düz bir şekilde örüyoruz, bir tane eksiltme yapıyoruz. Kalan tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar olan tüm ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonundan e, yeni bir sıraya başlıyoruz yani 30. Sıraya başlamış olacağız. Bu 30. Sıradaki sırada da bütün bu ilmeklerimizi düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 31. Sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. 30. sırayı halletmiş oldum. Yani düz bir şekilde de ördüm. Şu an 31. sırada eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu sefer 6 tane sık iğne öreceğiz. Hemen gösteriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğneyi ördükten sonra hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz ön ilmeklerden alarak Evet 6 ör bir eksilt yaptık şimdi buradan şuraya kadar toplam 29 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz 29 tane sırayı ördükten sonra bir tane daha eksiltme yapacağız eksiltmeden sonra da arkadaşlar sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde öreceğiz bu arada hiç unutmadan söylüyorum şimdiden söyleyeyim yani bu altı tane ör bir tane eksilte başlamadan evvel renk geçişi yapacak olan arkadaşlar varsa bu sırada renk geçişi yapabilirler yaptıktan sonra hani altı tane örecek bir tane eksiltecek 29 tane sık iğneyi düz bir şekilde örecek daha sonra bir tane eksiltme yapacak. Buradan da kalan ilmekleri düz bir şekilde örecek. Burayı hallettik diyelim. Yani burası 31. Sıra olmuş oldu. 32. Sırada buradaki kalan tüm ilmeklerimizi düz bir şekilde öreceğiz. Böyle iki sıra vermemiz amacı arkadaşlar tamamen zamanınızdan tasarruf edebilmek. Bu sırayı halledelim. Diğer sırayı da düz bir şekilde örelim. Daha sonra kaldığımız yerden yine eksiltme yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an düz örmem gereken yeri de tamamladım. Yani 32. sıra bitti. 33. sıraya başlayacağız. 33. sırada da yine eksiltme yapacağız. Bu sefer 6 tane öreceğiz. Peşine bir tane eksilteceğiz. Hemen oraları halledelim. Göstereyim size de. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeği de yapacağız. Zaten fark etmişsinizdir. Bütün eksiltmeler artık yan tarafa denk geliyor. 6 tane sık iğneyi ördük. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltme yaptıktan sonra arkadaşlar buradan buraya kadar 28 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra şurada bir tane eksiltme yapacağız eksiltme yaptıktan sonra sıra başına gelene kadar ki ilmeklerimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde ördükten sonra 33. sıramızı bitirmiş olacağız. 33. sıra bittikten sonra renk değiştiren arkadaşlar varsa 34. sıraya geçmeden renklerini değiştirebilirler. 34. sıraya gelince de ayrı bir eksiltme yapacağız. Yani düz örmeyeceğiz. Buradaki işlemimizi halledelim. 34. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, 33. sırayı ben bitirdim. Şimdi 34. sıraya başlayacağız. Az evvel söylediğim gibi renk geçişi yaparak ören arkadaşlar varsa 34. sıraya yani burada renk geçişini yapabilirler. Bu sırada da yine eksiltme yapacağız. Bu sefer yine 6 tane sık iğne örüyoruz. Şu an üçüncü örüyorum ben. 4 5 Ve altıncı öreceğim. Peşine hemen bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Yine fark ettiyseniz yan tarafa denk geldi. 6 ör bir eksiltimizi yaptık. Şimdi buradan buraya kadar 27 tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ördükten sonra şurada bir tane eksiltme yapacağız. Buradan da sıra başına kadar kalan ilmeklerimizi yine arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. 34. sıramızı tamamlamış olacağız. Bu sırayı yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, 34. sırayı bitirmiş oldum. 35. sıraya başlayacağız. 35. sırada da eksiltme yapıyoruz. Ee, bu sefer 6 tane örüp bir kere eksilteceğiz. Hemen oraları da yine göstermiş olayım. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimi de yaptım. Yani 6. sık iğnemi de ördüm. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. Tıpkı diğer sıralarda olduğu gibi buradan diğer eksiltmeye kadar 26 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra 26 tane ilmek ördükten sonra bir tane eksiltme yapacağız. Bu eksiltmeden sonra sıra başına kadarki olan ilmeklerimizi de düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra artık yavaş yavaş eksiltmelerimizi de azaltmaya başlayacağız. Bu sırayı da tamamlayalım. Kaldığımız yerden yani 36. sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, 35. sırayı bitirdik. 36. sıraya başlayacağız. 36. sırada da yine eksiltme yapacağız. Ama bu sefer 7 tane sık iğne örüp bir tane eksilteceğiz. Bunu sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu arada ben elyaf eklemedim. Gördüğünüz gibi birazcık daha alan daralmaya başladığında ekleyeceğim. Şimdilik örmemi engellemiyor hiçbir şekilde. 7 tane örü, 1 tane eksilti. Sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Daha sonra 37. sıraya başlayacağız. Renk geçişi yapan arkadaşlar varsa 37. sırada renk geçişi yapabilirler. 37. sırada da arkadaşlar Kalan yani buradaki tüm ilmeklerimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. 38. Sıraya geçmiş olacağız. Bu iki sırayı halledelim. Daha sonra kaldığımız yerden birlikte devam edelim. Evet, 38. Sıraya geldik. 38. Sırada da eksiltme yapacağız. Bu sefer arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 ör bir eksilt yapacağız. Yani 6 tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Hemen gösteriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördük. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. 6 tane sık iğne, bir tane eksilti sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. 38. sıramız bitmiş olacak. 39. sırada ise arkadaşlar buradaki bütün ilmeklerimizi düz batarak yani düz sık iğne yaparak bir sıra boyunca düz örmüş olacağız. 42 tane ilmeğimiz var olacak zaten 38. sıra sonunda 42 tane ilmeğimiz olacak. 39. sırada ise bu 42 tane ilmeği düz bir şekilde batarak öreceğiz. 40. sıraya geldiğimizde renk geçişi yapacak olan arkadaşlar 40. sıraya başlamadan renk geçişini yapabilirler. Renk geçişini yaptıktan sonra da yine 42 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz. Kafa karışıklığı olmasın diye tekrarlamak istiyorum. Şu an biz 38. sıraya başlayacağız. 38. sırada sıra sonuna kadar 6 tane örüp 1 tane eksilteceğiz. Sıra sonunda ilmek sayımız 42 olacak. 39. sırada bu 42 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra 40. sıraya başlayacağız. 40. sırada da bu 42 tane ilmeği düz öreceğiz. Fakat renk geçişi yapan arkadaşlar varsa diyorum bu 40. sırayı renk geçişi yaparak örmüş olacaklar. Hani ekstra bir parantez açmış olalım buraya. Bu 3 sırayı 38, 39 ve 40. sırayı tamamlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ben birazcık oyuncağıma elyaf ekledim. Tabii bu şu an çok az bir elyaf ama en azından elim hani boş e, örgüyü tutmasın diye biraz hacim vermek amaçlı elyaf ekledim. Birazcık daha elyaf istiyor yalnız ama ayakları iyice doldurmuş oldum. Şöyle de şeklini göstereyim size. Bu arada elyaf eklerken arkadaşlar lütfen şuradaki bombeliği bozmadan güzelce elyaf eklemeye dikkat edelim ki boninin en sonki halini e, bozmayalım. Yani görüntüsünü bozmadan doldurmuş olalım. Şimdi örmemize devam edebiliriz. En son 40. sırayı örmüştük. 41. sıraya başlayacağız. 41. sırada arkadaşlar 5 tane sık iğne öreceğiz, 1 tane eksilteceğiz. Hemen gösteriyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım. Peşine bir tane eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, 1 eksilti devam ettireceğim. Sıra sonunda arkadaşlar 36 tane ilmeğimiz olacak. Bu 36 tane yani 41. sıranın sonunda 36 tane ilmeğimiz olacak. Bu 36 tane ilmeği 42. sıraya geçince düz bir şekilde arttırmadan ve eksiltmeden öreceğiz. 43. sıraya geçerken renk geçişi yapacak olan arkadaşlar 43. sırada renk geçişi yapabilirler. 43. sırada da bu 42 tane ilmeği düz bir şekilde öreceğiz. Tekrar edeyim. 41. sırada yani şu an başlayacağımız sırada 5 ör 1 eksilti sıra sonuna kadar yapacağız. 36 tane ilmeğe düşüreceğiz sayıyı. Daha sonra 42. sırada düz öreceğiz. 43. sırada da düz öreceğiz. Ama renk geçişi yapacak olanlar varsa 43. sırayı renk geçişi yapmış olarak düz örecekler. Bu 41, 42 ve 43. yani 3 sırayı da tamamlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi üç tane sıramı ben ördüm. Birazcık daha elyaf ekledim ama tabii ki yine yeterince elyaf eklemedim. Olduğu kadar şu anlık. Alanlar aldıkça birazcık da ekleyeceğim tabii ki. Şu an 43 43. sırayı halletmiş olduk. 44'e başlayacağız arkadaşlar. 44'te de eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar 4 ör bir eksilt yapacağız. Hemen gösteriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi örüyoruz. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda ilmek sayımız 30'a düşmüş olacak arkadaşlar. Bu 44. sıra. 45. sırada ise buradaki 30 tane ilmeği arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz. Bu iki sırayı halledelim. Kaldığımız yerden yani 46. sıradan örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Bahsetmiş olduğum gibi iki sırayı da yaptım. 44 ve 45'i yani örmüş oldum. Birazcık daha elyaf ekledim. Ve bu arada arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum. Bu taraf ön taraf. Gördüğünüz gibi bakın ben çok sert dolduruyorum. Bunu doldurma sebebim her videoda söylüyorum. Burada da tekrarlamış olayım. Elyaf içi boş. Bir ürün bir malzeme. Yani içi havayla dolu arkadaşlar. Buna ne kadar az doldur, çok doldurursanız zamanla esneme payı o kadar da az olur. Ama çok az doldurursanız zaten elyafın içerisindeki hava çıkınca İyice oyuncaklar çok böyle yumuşacık yani bir değişik bir hal alacak şekli bozulacak zamanla o yüzden çok olabildikçe çok el yap eklemeye çalışın şu an size böyle taş gibi gelebilir ama üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bu oyuncakların e, havası inecek yani böyle içerisi böyle yumuşacık bir şey olacak o yüzden ne kadar çok eklerseniz şimdiden o kadar iyi olacaktır bunu da buradan bilgilendirmiş olalım ben yeterince elyaf doldurdum. Tabii e, örmem ilerledikçe birazcık daha ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 46. sıraya başlayacağız. 46. sırada renk geçişi yapan arkadaşlar varsa renklerini geçirebilirler diğer renge. E bizler de düz bir şekilde devam ediyoruz. Bu sırada da eksiltme yapacağız. Bu sefer arkadaşlar 3 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonuna kadar bunu devam ettireceğiz. Hemen gösteriyorum. 1 2 ve 3. 3 tane düz bir şekilde sık iğne yapıyoruz. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyoruz bu şekilde. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız toplam 24'e düşecek. Yani buradaki ilmek sayımız 24 olacak. 47. sıraya başladığımızda ise arkadaşlar buradaki 24 tane ilmeği arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde bir sıra boyunca öreceğiz. Bu iki sırayı yani 46 ve 47. sırayı da halledelim. Tamamen zamandan tasarruf etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Buralarda zaten gösterilmesi gereken e, zor bir bölüm olsa ben sizinle birlikte örüyorum. Artık alışmışsınızdır eğer benimle birlikte örüyorsanız oyuncaklarınızı. Buralarda yapmamız gereken işlemler çok basit olduğu için ben bunları başta gösteriyorum. Sonra beraber tamamlamayı öneriyorum. 46. ve 47. sırayı da tamamlayalım. Zaten yaklaşık 4 sıramız kaldı oyuncağın gövdesinin bitmesi için. Buraları tamamladıktan sonra 48. sıradan örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 47. sıranın sonuna geldim. 2 sırayı da ben Demiş olduğum gibi ördüm. Şimdi 48. sıraya başlayacağız. 48. sırada da eksiltme yapacağız. Bu sefer arkadaşlar bir ör bir eksilt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 16'ya düşmüş olacak. Şu şekilde normal bir tane sık iğne örüyoruz. Hemen peşine ön ilmeklerden alarak bir tane eksiltme yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 16'ya düşecek. 48. sıra sonunda yani ilmek sayımız 16 olacak. 49. sıraya başlarken renk geçişi yapacak olan arkadaşlar varsa 49. sırada rengini değiştirebilirler. Ama benim gibi düz örenler varsa renk değiştirmeye gerek yok. 49. sırada 49, 50, 51. Yani bu 3 sırayı 16 ilmeği bu 3 sırada düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ama az evvel dediğim gibi 49. sırada renk geçişi yapan arkadaşlar varsa renklerini değiştirecekler. Bizler ise 49, 50, 51. sıraları düz bir şekilde öreceğiz. Bu orada zaten gövdemiz bitmiş olacak. 48. 49, 50, 51 toplam 4 sıramızı halledelim. Kaldığımız yerden ne yapmamız gerektiği konusunda da devam ederiz konuşmaya. Evet arkadaşlar 51. sıraya kadar ben bahsetmiş olduğum yerleri yaptım. Gördüğünüz gibi birazcık daha elyaf istiyor buralar. Bunları ben ekleyeceğim. Gövdemiz bu şekildeydi. Eğer benimle birlikte örüyorsanız lütfen yorumlarda belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi daha güzel nice oyuncaklar birlikte örmek istiyorum. Sizlerle birlikte örmek istiyorum. Bu yolda bana destek olan tüm arkadaşlara tekrardan buradan da teşekkürlerimi sunmuş olayım. Instagram adresimi şuralara bir yere ekleyeceğim. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Benimle iletişime de oradan geçebilirsiniz. Ördüğünüz oyuncakları bana da atabilirsiniz veya sormak istediğiniz, zorlandığınız herhangi bir yer olursa hiç çekinmeden sorularınızı da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda oyuncağımızın kafasını örmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.